Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Şu an daha rüzgarlı havalar var. Bir de bugünkü videoda farklı bir video yapacağım. Sürekli yaptığım işlerden biri lastik değiştirme işlemi. İnşallah sizler için iyi bir video olur. İyi seyirler dilerim. Bu lastik pet last çok kalın. Bu yüzden elle bastırmak neredeyse imkansız. Köylerde yaygın kullanılıyor kış lastiği ama yazın da kullanıyorlar. Kolay kolay bitmiyor. Kertik deliklerine bak. Köy yollarında Michelin, Continental gibi lastikler iyi değil. Yani şey yollarında iyi ama köy yollarında taş çabuk yetiyor ya da içten kırılma yanılıyor. Bu yüzden köy yollarında en iyi pet lastik. Bu bir tarafta çok John birini tabanca sökmedi.
rahat dökebilmek için buna darbe uygulamak gerekiyor. Eğer böyle bir anahtarınız varsa ayağınızı bu şekilde yerleştirip, T anahtarınız varsa gördüğünüz gibi bu şekilde sökebilirsiniz. Lastiklerle bayağı patina çekmiş. Orijinal olmayan boyda lastik takmış. 215 ya da 205 olması gerekirken 225-60 takmış. Lastiklerin boyları kısa. İkinci el 4 adet almıştı. Bir yıl kullanabildi. Ama maalesef ki arabayı pek kullanmadı. Yol aracının rampada eğimli. Öğrenci servisi yapıyor. Yeni lastik hemen alıyorlar ama nakit sıkıntıları olduğu için bu durumda adım atamıyorlar. Şu anda zaten bunun borcunu tamamen ödeyecek de değil. Önceden de borcu olduğu için yine bir iyilik yapıp üniversiteye vereceğiz. Yine sonra inşallah ödeyecek ama ödemezse size söylerim bunu. Kendi de arkadan beni dinliyor. Çıkar diyor. Aldır.
Böylece aracın lastikleri basit bir işlemde bitirdik. Araçlarda biyonlar eğer aşırı sıkarsanız biyonlar kesiyor. Belli bir seviyede sıkmanız gerekiyor. Maalesef ki 2001 altı araçlarda böyle bir sorun yoktu. Yeni modellerde oluyor. Galiba sıfır olanlarda diş aralıklarını biraz daha ince yapmışlar. Bunlarda diş aralıkları çok fazla. Eğer aşırı sıkarsanız kırılıyor. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.